Bunun kısasını yapacağım. Bu modelin kısasını yapacağım. Önce bir yıkayalım hadi o zaman. Yıkayalım. Sonra bakarız. Tamam. Tamam. Arkadaşımız modeli gördükten sonra bakır ve siyah saça, siyah renge boyayacağım dedi. Bence bu işin kolayına kaçıyor. Çünkü bizden zor bir saç istedi. Zor saçı getirdik kendisine. Ama saçı gördükten sonra siyaha boyarım. Siyaha bence 5 yaşındaki çocuk da boyar. Ya da bakıra boyarım. Ya zaten siyaha boyarsa kesinlikle kesinlikle bitmiştir. Offside. Yani kafadan zaten kaybetiyor. Çok kolay. Sarı olmasını yani. İster misiniz o saç? Bence bakır güzel olur. Kızıl bakır. Bakır o saça olabilir. Bir de yeni yıl, yeni yıl olduğunu düşünürsek yani, ona konsept olarak yeni yıl olduğu için. Yani ondan bir farklı bekliyorum çünkü kendine çok güveniyordu. Kırmızı çok uyumlu olur. Rengi de güzel aslında. Kırmızı yani saçı biraz daha siyahlarla oynayabilir. Aralarda daha ışık verebilir, aslında güzel olur. Ama bence Cumhur Bey biraz döndü. Kolaya kralı saç getir dedi. Da. Kralı saç getir dedi. Biz ona yanmış saç getirdik. Kralı saç da getirmedik. 360 derece döndü yani. Yapamam dedi yani. Saçı gördükten sonra bence çok korktu. Sen şimdi ne yapacaksın? Dur ne yapacaksın sen şimdi? Sen şimdi boyu falan oradan keseceğim mi hemen? Ne yapacaksın sen? Keseceğim dedi. Ne kadar keseceksin sen? Dur. Dur kesme. Dur makas aldım bile. Keseceğim. Dur kesme. Ne yapıyorsun? Dur bir görün ben. Ya Dilek. Sen şimdi ne yapacaksın sen? Bir. Zamanım geçiyor. Ya iyi de ama yani ne kadar yapacağım? Ben bir göreyim ben şimdi korktum. Ya bak. Sen korkuttun beni öyle keseceğim, meseceğim. Başladığımızdan bak, beri. Bak ne kadar güzel duruyor. Bak şu an topladın ucuda böyle bak püskül müskül diyorsun ama ne güzel duruyor. Sen bunu kesecek gidecek bu. Erkek gibi olacağım ben. Sen kesmeden daha değişik. Hani sen çok iyi bir kuaförsün. Buraya yarışmaya katılabilecek cesaretin var. Böyle harikasın. Kesmek basit değil mi? Daha iyi böyle çok, bir şey. Çok konuşuyorsun. Çok konuşuyorum ama çok daha iyi bir şey. Daha yaratıcı. Diğerleri de beğensin. Böyle kesme. Direkt kesme. Biraz susar mısın? Ay, hakikaten kesme. Susar mısın? Ben sustum. Yani, hadi bak şimdi ben mesleğimde 35 yıldır bu meslekteyim. Hayatımda hiç tahammül edemediğim senin gibi çok konuşanlar. Yemin ediyorum senin gibi çok konuşurlar. Yani bak. Ama sen de çok konuşuyorsun bu arada. Ama ben mesleğim icabı konuşuyorum. Siz buraya model olarak geldiniz. Tamam da bana o getiren arkadaşlar senin nasıl istersen ona yakın bir şey yaparız dediler. Yani onlar biraz öyle ya. Dediler. Ben de acık uzun da olabilir ama dedim yalan daha değişik bir şey, daha yalan değişik bir şey. Yalan daha değişik bir şey yap peki, yani. Gözüm kapalı olarak saçını kesmemi ister misin? Hayır, niye onu isteyeyim? Ne yapacaksın gözüm kapalı? Ya kulağımı kesersen? Öyle bir şey de istemiyorum. Bana kulağın bir model... zaten küçük kesilecek kulağın yok. Senin geç kulağı da. Sen şimdi kesim deyince ben kestirmek de hani o kadar şey değilim yani. Sen değişik derken ne istiyorsun? Ay mesela, İstediğini söyle beni bana. Beni kıvırcık yapabiliyor musun? Kıvırcık. Kıvırcık. Uzun saç kıvırcık böyle. Kaynak istiyorsun. Ha olabilir mi öyle bir şey? Ya da nasıl uzatıyorsunuz? Ben hiç uzatmadım da öyle. Sen kestirmeden kaynak yapmam. Sana kaynak yapmam için sen dediğim her şeye evet diyeceksin. Şimdi sen beni ikna edeceksin. Sen beni ikna evet tamam istediğini yap saçıma diyeceksin ama beni kaynaklı çıkar diyeceksin. Ben sana yılbaşı saça öyle bir saç çıkartırım ki ne oluyor falan olacaklar. Hadi boyanı bakalım. Yaptıktan sonra almayacağım. Yani ben diğer kuaförler gibi şu makası, usturayı fırlatmak istemiyorum. Çünkü hakikaten ben tanınmış bir insanım. Bunun hocalığını yapan bir insanım. Sizinle ofis kursuna o diyaloğa girmek istemiyorum. Zaman da kaybetmek istemiyorum. Sen de ki bana, tamam Cumhur istediğini yap. İster gözü kapalı kes saçımı, istersen kısa saç. Ama beni buradan uzun saçlı çıkart de. Ben keserim de uzun saçları çıkartırım. Saçların yanmış bir defa. Biliyorum. Cumhur Bey modeli görünce baktı saçı yapamayacak. Artık dedi saçı yapamayacağım. Bari dedi arkadaşları sataşayım ki oradan prim alayım dedi. Yoksa saçta iddialı olduğunu düşünmüyorum. Her şeyi bence konuşarak çözeceğini düşünüyor. Ama saç konuşarak yapılmaz. Meslekle yapılır yani. Ben kesime başlayayım mı bu arada? Ucuzu ne kadar? Şu kadar falan daha mı? Fazla. Ha? Bu kadar mı? Evet. Buralarda kısa. Tamam ama fazla yapma. Yok. Ne yok? Kesiyorum. Hadi. Çok kısa kesme ama. Gitti saçlar. Gitti. Ben buradan uzun çıkmayayım. Bak ne oluyor ama. Renk, renk. Renk göster bakalım rengini. Siyah. Siyah olmaz. Siyah hiç öleyim. Siyah. Bak burada öleyim daha iyi. Öleyim siyah. Ben öleyim. Siyah, siyah istemiyorum. Hiçbir şekilde saçıma. Siyah.
Öleyim, siyah sürdüler diye açık renk yaptım. Beybelerime kadar saçlarım yandı ya. Öleyim ben burada yatayım. Sen bana güveniyor musun? Siyah olursa öleyim daha iyi hiçbir şekilde. Siyah öleyim daha iyi. Vallahi. Hiç öleyim. Hiç istemiyorum hiçbir şekilde vurdurmam burayı. Valla istiyorsan kalk git. Kalkıp gitmem, boyaya da vurdurmam. Böyle akşama kadar burada kalırız. Sen de hiçbir şey yapamazsın süren boyunca. Niye kalkıp gidiyorum ben? Tamam, siyah yok, siyah. Siyah var. Hayır hayır, olmaz. Hayır, böyle dururum böyle. Uzun istemiyorum, bir dakika. Biz seninle anlaştık ama. Uzun olmasın. Anlaştık. Hayır, istemiyorum. Siyah olduktan sonra ne anlamı var? Kaç tane siyah insan var ya? Ne anlamı kaldı? Yılbaşına siyah mı girilir yılbaşına? Herkes kırmızı. Bak, ben kırmızı istiyorum. Beyaz, yılbaşı, Noel beyaz. Baba niye kırmızı? Beyaz niye terlisin. Ola, hayır, öleyim daha iyi. İstemiyorum hiçbir şekilde. Siyah olmaz. Ne anlamı var canım siyah olduktan sonra? Tespihimi getir, sabır çekeceğim. Siyah olmaz. Vallahi sabır çektireceğim. Ya Dilek, açık ya biraz daha tuhaf. Ben sana bir söyleyeyim mi? Sen oynuyor musun abi? Ha? Ne oynayacağım? Ben niye siyah istedim ya? İlk geldiğinde o kadar mülayimdin ki. Ama o kadar bana ilk geldiğinde sevimli... kimse siyah yapacağız demedi. Bak kestim bak saçımı bir şey, ona bile uzlaştık. Siyah ne abi? Siyah nedir ya? Siyah. Siyah nedir? Siyah bir renk mi? Siyah renksizliktir, karanlıktır, gölgedir. Modelimizin saçı yıpranmıştı. Zor bir saçtı. Kolay kolay herhangi bir ton alabilecek bir saç değildi. Sanırım sadece boyayabileceği tek renk bakır ve siyah olarak düşünüyorum. Kesin bitireyim mi? Tamam, kesin bitir o zaman. Siyah demeden bitir. Sana ceza. Gözü susacağım. Kapalı keseceğim. Benim gözümü kapatma. Ya benim gözümü kapatacağım. Ya. Kendi gözümü kapatacağım. Kapatma, konuşmayacağım. Hayır. Kesimi yap, sana kestim saçımı. Gel bağla. Çılgın, sen çılgınsan ben de senden çılgınım. Oradan görürsün sen. Görmüyorum. Makası tara. Kulağımı kes bak nasıl tazminat davası havalarda uçuyor. Kes kulağımı sen benim. Sıkı bağla. Öyle kesme, gözünü aç da kes. Hayır, ya. Hayır, sen çılgınsan. Ya yarısı çıkacak. Valla hiç kusura bakma, senin gibi çılgın birini bulmuşum, ben de çılgınlık yaparım. Olay bu. Şimdi şu ön kahkülünü ellemiyorum. Elleme ne olur kahkülümü falan. Sen görmüyorsun yani şu anda. Görsem zaten... kökten keseceğim. Bunu biraz daha kalın tarağını alabilir miyim? Oraları keseceğim de yani çok şey yapmıyorsun değil mi? Sen şimdi görmüyorsun ama... Ne yapıyorsun acaba? Ya çok kesme ama sen ne yapıyorsun şimdi? Katını falan bozma onun. Katı vallahi var onun. Seni kesmedim ama. Sen gözünü ama. Açsana, bir katı var onun. Hayır, katı merdiven hayır. Var orada. O merdivenleri, sen ne yapıyorsun o merdivenleri ya? Yakalıyorum. Yakalayamazsın sen yakalıyorum. Onu. Şey yap, mahvettin. Vallahi mahvettin saçı. Hayır, kesin. Etmedim. Kesin. Etmedim. Elimi kestim senin yüzünden. Aç harbi gözünü. Harbi söylüyorum aç ya. Aç gözünü. Niye elini kesiyorsun? Gözünü aç. Açmayacağım. Sen çılgınsan ben de çılgınım. Sen deliysen ben de deliyim. Ya vallahi. Sen gözünü aç tamam, sen tutturdun gittin, vallahi tutturdun gittin. Dur bir gözünü Dilek, aç. Dilek kafanı getir, kafanı. Kafam yok Dilek, benim. Kafanı getir. Saçım da yok artık. Sen düzgün bir yapsana, gözünü aç tamam. Açmayacağım. Tamam konuşmayacağım. Açmayacağım. Ya dur bak şimdi dur, bak göreyim ben bir. Sen açsana bir gözünü. Dilek bak elimi kestim bak. Bak elimi kestim ben. Elini sar, gözünü aç. Tamam mı? Elini sar, gözünü aç, saçıma da kan bulaştırıyorsun ayrıca. Bir bakayım sen. Bak buraları çok kısa yaptın sen. Sen gözünü bir aç görsene. Açmayacağım. Yok gözünü aç. Açmayacağım. Böyle kestiremem. O ne öyle ya? Aç gözünü. Açmayacağım. Yok olmaz böyle Fırat ya. Bey, hadi Allah aşkına. Yara bandımız var mı Fırat Bey? Yara bant alayım. Ya sen gözünü bir açar mısın artık ya? Tamam bir şey demiyorum. Aç gözünü. Ne yaptın sen? Şimdi buraları falan çok tuttun. Buralar az oldu. Ben onu fark ettim. Ha, ufak bir sıyrık o. Kafasını öne çekince makas tabii saçtan çıktı. Parmağıma geldi ama biz kuaförlere alışkınız bunlara. Çok da kötü bir şey değil. Burada da var bir çizik. Hatıra kalsın. Tamam artık tamam. Vallahi konuşmayacağım. Kestirmem. Tamam normal kes. Tamam ellemiyorum. Bir şey demiyorum. Normal. Peki. Şunu bir boyunu eşitle sen tamam. Bir. Gözün açık. Kafama tamam. Sokacaksın bir şeyler. Kendini istedin ama. Kendini tamam kapatma istedin. Bir şey demiyorum ben sana hadi. Kendini zaten istedin. Zaten mahvettim. İzin verdik artık. Cumhur Bey modeli Dilek Hanım'ı biraz korkutarak da olsa istediği saç kesimine ikna ediyor. Bir saç. Evet yorumlarınızı bekliyorum. Yani kesim olarak güzel. Yani yakın bir. Çünkü zaten çok model yapılabilecek bir saçta değil. Ben zaten kesimini seviyordum. Yakın bir şey yaptık. Tamam bence. Ya ben saça baktığım zaman şu an... İlk geldiğiyle şimdiki arasında çok bir fark görmüyorum. Niye evet. Görmüyorum? Çünkü geldiğinde de katlıydı, şimdi de katlı. Hiçbir değişiklik yok yani. Yani evet. Bir saattir bu saçı kestiyseniz bravo, çok başarılısınız. Ben başarılıyım, teşekkür ederim. Ondan sonra yani şu yüz şekline baktığın zaman bir kere önlerin uzun kalması lazım. Çünkü yuvarlak bir yüz. Önleri de kısa kesersen
yüz kara gibi olur. Bu sefer yaşı çok büyük gösterir. Bence olmaz. Ben olsaydım biraz enseyi kısaltıp önü uzun bırakırdım. Hiç yoktan daha biraz daha tarz olurdu bana göre. Ve yani saçı zaten şu an yanık bir saç. Uçlarda hala var. Biraz kabul ettin mi? Yanık bir saç ama ya, temizlemen ya, lazımdı. Şey... Hiç tamam. Temizlememişsin. Saçın normal olduğu gibi kesmişsin. Ya bir saatte bunu çıkardıysan boyada ben ne yapacağını çok merak ediyorum yani. Buyurun. Yani sizden çok farklı bir şey bekliyordum. Kesinlikle. Daha tarz bekliyordum. Daha farklı bekliyordum. Şu an istediğimi göremediniz sizce. Cumhurbaşkanı beni hiç şaşırtmadınız ama. Bir dakika. Hiç şaşırtmadınız yani. Ben kafamdaki fikriniz aynı. Hiç şaşırmadım yani. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Olan yine sizin aynı yani. Sizin tarz dediğiniz, ben moda dediğiniz Dilek Hanım'ı alıp saçlarını kısacık yapsaydım tarz mı olacaktı? Ben bir şey söyleyeyim mi? Geldiğin kısa olsaydı biraz yani. Enseler. Önler uzun olsaydı kalktığında... O zaman bahane bulurdu. Eşim de söyledi kısa olmasın diye. Ben hani onu sadece söyleyeyim de. Yani Dilek Hanım, şimdi bir şey rica edeceğim ama... Biraz karışmazsınız. Ben bir laf anlayayım. Ama ben dedim şimdi. Niye yalan söyleyeyim gibi olsun yani? Biraz anlatmam lazım. Tarz burada yani yılbaşı konusunda... Modelimiz de güzel anlaşmışız. Birazcık şey yapmak lazım yani. Anlaşamadık. Biz daha hala boyada anlaşamadık. Ya boyada zaten... Yani şu anda... Siz de karar veremediniz ki. Siz de karar veremediniz boyada. Anlaşmamanız normal yani. Bakır diyorsun, siyah diyorsun. Peki aklınıza bir şey oturdu mu şu an boyacağınız? Siz biraz heyecanlısınız galiba. Ben mi? Evet. Benden çok sen heyecanlısın. Yok ben heyecanlı çünkü değilim. Senin söylediklerinle iki söylediğin birbirine uymuyor ki. Uymuyor mu? Çok zor bir saç geldi yani. Zor bir saç olduğu için de yapamayacağını anlayınca bir de modeli de ikna edemedi. İkna edemeyince baktı saçı yapamıyorum bari dedi rating yapayım, konuşayım. Öyle götüreyim belki öyle kazanırım diye düşündü yani. Ben istesem bu saçı kesemem çünkü 70'li 80'lerin saçı. Ben önemli olan bu zaten. Bak sana çünkü söyledim. Çünkü niye kesemem biliyor musun? Kesemeyeceğin saç çünkü hakkında bile, da konuşmuyorsunuz. Bile, dışarı alıyorum sizi. Buyurun bu dışarı alayım. Bu saçı kesmeye gitmez çünkü. Tamam. Kesemezsin. Çünkü bu cümleyi yani. Kurdurdum mu sana? Nasıl keseceğim? Kesemezsin. Bir o şey yetenek. Yok ki kardeşim tamam bitti. Kesemezsin. Olay bitti. İçeriye girdiğimde Cumhur arkadaşımızın yaptığı saç modelinin kesinlikle kesimle bir alakası olmadığını gördüm. Gözüm kapalı saç kestim diyor. 3 dakikada kestim diyor. 57 dakika boyunca ne yaptın? 1 saatte saç kestin ama 3 dakikada kestim diyor. Ben bunu öğrenmeye çalışıyorum. 57 dakika boyunca ne yaptın? Ve sonuç olarak sonucu öğrenmek istiyorum. Sonucu ben şu andan söyleyeyim size negatif. Renkte ben hiçbir şey yapacağınızı düşünmüyorum. Yapmayacağım yani. Bir şey. Yapmayacağım. Böyle bırakacaksın zaten. Böyle yani. Bırakacağım. Belli zaten. Biz bu kadarla yetindik. Eleştirilerimizi de yaptınız. Ama biz alamadık. Tamam size o zaman yani istediğinizi. Kesinlikle değil. Şu an bizim sizden zaten beklentimiz değildi. İstediğimiz de bu değildi. Şimdi bak, çok farklı ben bir şey bekliyorum sizden. Ben Kadir'i de göreceğim gününde. O kadar çok iddialı ki. Evet. Bakalım bana o gün istediğimi verecek mi? Cumhur Bey ben size istediğinizi yani. Veremem çünkü siz... Meslekten anlamıyorsunuz yani. İstediğinizi nasıl vereyim ben? Bilmediğiniz şimdi burada rahatsızlık yapıyorsun. Yo, kendine geleceksin. Yani. Sen benim yarı yaşımsın. Kardeşim ben yok. Senin istediğini yapmak yok. Zorunda değilim. Yaşla ben bir bayana yok. Çalışıyorum. Hayır siz onu hanımefendi, senin ben onu dinlemek lazım. Zorundayım. Hayır. Ne münasebet kuaförlük kişi. Hayır. Kuaförlük tarz için geldi. Kuaförlük bir dakika lazım. Bir soru soracağım. Kuaförlük. Kuaför kendi bildiğini yapmak mıdır? Yine salona gelen bir müşterin var senin. Salona gelen müşterine sormuyor musun nasıl istiyorsun? Tabii ki nasıl soruyorum. Bir tarz istiyorsun? Tabii ki. Sen sormuyor musun? Soruyoruz. Ama genelde sen sormuyor musun? Bir dakika. Bizler de yönlendiriyoruz. Eğer kişi ben seni müşteri olarak görüyorum şu anda manken olarak görmüyorum. Benim salonuma gelmiş. Saçını kesildi. Tarz yaratacak kendince yılbaşı da eşiyle gidecek. Ve ne istiyor? Ben onu dinlemek zorundayım. Tabii ki. Eğer ki Cumhur arkadaşımıza gelen model benim elimin altına gelmiş olsaydı ben kesinlikle bu bir performans yarışması, kendini kanıtlama yarışması, benim kuaförüm yarışması. Benim yapacağım nedir? Modelimi dinlemeyip sadece yapacağım şu. Kendi bildiğimi okurum, kendi bildiğimi yaparım, kendi renklendirmemi yapardım. Peki bizi şaşırtacak mısınız? Ben de her şey her an olabilir. Yani biz bu saçı beğenmedik. Kesiminizi beğenmedik. Ve ben tekrar geldiğimde gerçekten sizden farklı bir şey bekliyorum. Saç renginde de eğer kesim gibi olursa çok üzülürüm. Ben çünkü de siz senelerin gibi geliyor. Siz uzun zamandır bu işi yapıyorum diyorsunuz. Senelerin ustasınız.
Ben sizin gibi güzel bir ustadan böyle bir kesim beklemiyorum. Peki, teşekkür ederim. Lütfen beni şaşırtırsanız sevinirim. Sırayla alıyorum. Cumhuriyeti geçebilir miyim şöyle? Geç. Bir şey diyeceğim. Bu kataloğu siz hanımefendiye gösterdiniz herhalde renk olarak değil mi? Gösterdim. Ya ben olsam müşterime katalog göstermem. Ben çünkü isterim. Ben onu yönlendiririm yani. Ay ben mi? Ben yönlendiririm. Yani siz bir şey söyleyeyim mi? Müşterin model ne isterse onu yapacağım. Hiç başım ağrımasın. Öyle bir şey yok. Burada önemli olan kendi ya sen, tarzını çıkarmak. Sen müşterimle savaşıyor musun? Yok, benim müşterim bana geliyor diyor ki Kadir Bey diyor şunu yapar mısın diyor. Onlar çok bana kendini insanlar. Bırakıyor ben yapıyorum. Hiç kim müşterim bana zaten saçını yaptı. Ben zaten bak, gönderiyorum. Orada diyor şunu yapar mısınız diyor. Bana şunu ama yapar mısın dese ben de onu şey, yaparım. Kendi dediğimi yapıyorum mesela. Kadir sen çok bilmişlik tasıyorsun. Yok ben biliyorum ama. Çok bilen, şimdi çok iyi konuşan biliyorum. Çok yanılır biliyor musun? Yok yanlış düşünüyorsunuz. Yok yok ben doğrudur. Ben yok, senin yok. Gibi çok model büyüttüm be güzelim. Ya kesinden benim umudum bitti. Sen umudum bitti. At dalgana bak saçına. Yorumunu yap. Siz boyayı çık dışarı ondan sonra da devamını yaparız. Bir tane şaşırtın yani. Lütfen. Ben Cumhur Bey'den çok iyi bir performans bekliyorum. Bu saçın bittiğine inanmıyorum. Bitmedi. Ben zaten. Kesimini biraz daha değiştireceğine bence inanıyorum. İlk geldiğinde hani daha gözleriniz iyiydi yani. Kapalı kestiğiniz için belki ufak şeyler olmuş olabilir, hatalar olabilir. Hakikaten, gayet normal. Bir dakika bir dakika Kadir kaşıntın var ha. Yok ilk geldiğinde daha iyi değil mi? Yani bir şey kendine söyle. Gel. İlk geldiğinde saçın daha iyi değil mi? Gel biraz Kadir Bey. Yani şu an saçta zaten aynıydı. Bir değişiklik yok. Hiçbir yani şey görmedim. Bitti mi senin evet. De? Yani. Değiştireceğine inanıyorum. Senin bitti mi kardeşim? Şimdi ben size sadece şunu demek istiyorum. Bir arkadaşımıza seslendiniz. 2,5 numara gözlük var. Kadir arkadaşımızın takmasını istediniz. Bence o gözlüğü sana 4 numara siz getirin. Takın. Sana 4 gözünüz numara. Kapalı, numara gözlüğü kapalı değil. Daha iyi görürüm. O bence de. Hata bulmak o gözlüğü siz takın. Hadi canım. Bitti mi yorumda? Kadir'cim bir saniye. Bence o gözlüğü siz takın. Kesiminizi öyle yapın. Lütfen şuradaki fazlalığı alın. Size de 4 numara hayır. Getireyim. Ben de zaten bir kesim isterim. Yani. Değişikliği evet, zaten yapacağım. Yeterli. Değişikliği yapacağım. Çok teşekkür ederim. Sizi dışarı alıyorum. Size başarılar diliyorum. Başarılar. Baban gelsin. Kaynağa geçiyoruz. Tamam. Anlaştık mı? Tamam. Bunda da bir şey yaratmayacaksın değil mi? Yok. Bakalım. Sorun yok. Tamam. Ya ben çok bilmiş değilim. Ben mesleğimde çok başarılı olduğum için konuşurum yani. Benim huyum bu yani. Çünkü ben mesleğimi gerçekten iyi yapıyorum. Kendime de güveniyorum. Ben olsam o saçı öyle kesmezdim yani. Birebir olmuş yani. Bir şey söyleyeyim mi Dilek? Çok şanslısın. Aynı renk yanımda vardı. Öyle aynı mi? Renk. Birebir. Birebir ama ben bunu takacağım. Bu birebir rengini bırakmayacağım ama. Bakarız. Rengiyle oynayacağım. Bakalım. Şimdi ben senin dediğini yapıyorum. Ay, pazarlıkla saç yapıyoruz ya. Sen de benim dediğimi yapacaksın. Tamam bakarız. Yani bak ay, bu kesim ay, konusunda yavaş. kesim konusunda arkadaşlarım hakikaten haklı. Çok fazla savunamadım. Yani abartılı da değildi. Doğru söylüyorlardı bazı noktalarda. Çok haklılardı. Ben içeriye girdiğimde hayal kırıklığına uğradım. Keşke gözlerini kapatmasaydı da gözlerini açıp kesseydi daha iyi olurdu. Bence kesinlikle olmamış bir saçtı. Kesinlikle olmamıştı. Yani boşuna o kadar hava attı. Senelerin ustasıyım diye. Sizce modelin dediğine mi uyuyor yoksa kendi tarzını mı yapıyor? Bence modele göre yapıyor. Modele sizce? Göre yapıyor. Tabii ki modele göre yapmış. Kesinlikle kendinden hiçbir şey katmamıştı. Zaten saçta da hiçbir değişiklik yoktu. Aynı bırak nasıl getirdikse aynı şekildeydi. Ben değişiklik hiçbir şey görmedim. Bunu da göz kapalı yapayım mı? Ay yok artık. Ay yaparım vallahi. Hadi gel yapalım. Bu sefer başka bir şey yaparsın. Az önce elini kestin. Şimdi ne yaparsın bilemiyorum. Saçımı düğümlersin belki. Bunda elimi kesecek bir şey de yok. Ama en fazla. Ama düğümlersin bir şey yaparsın. Yok yok. En fazla penseye i̇yidir, takılır iyidir. Elim. Görmek iyidir ya. Görmek, duymak iyi. Hadi gel. Hey. Hadi göz kapalı yapayım. Yok yok. Ben sana güveniyorum. Güvenmedim ben değil de. Görmek daha iyi. Gözleri kapalı şekilde saç kesmek Cumhur Bey'in tüm sorunlarını ortadan kaldırdı. Gönül rahatlığıyla kaynak saçları takan Cumhur Bey bir yandan da Dilek Hanım'la sohbete koyuluyor. Çocuğun var mı? Evet. 2 tane var benim. Allah bağışlasın. Biri 9 oldu, biri 6. Büyüğü erkek, küçüğü kız. Hiç göstermiyorsun onu. Ha, teşekkür ederim. Ya iki çocuk anneye göre de çılgınsın. Yani çılgın mı diyeyim ne diyeyim yapı gereği yani. Benim çocuklar da normal değil ama biz normal değiliz bu arada. Normal bir aile değiliz biz. Ya Allah'ım bana niye normal bulmadılar ki? Normalini normal bulmadılar. Hiç anormal hiç, birini getirdiler. Hiç, ne saçıyla ne oynayabiliyorum çocuklar. Ne kesimiyle oynayabiliyorum. Evet. Ben ne hayallerle geldim? Ben çok erken evlendim. 17 yaşımda evlendim. Neden? İşte, niye o kadar? Öyle oldu. Bir gittim evlendim. Devam ediyor mu? Yok bu ikinci eşim. Gittim evlendim. Ondan sonra tam 18. yaş günümde oğlumu doğurdum. Mutlu muydun?
Mutluyum canım. Hayır, ilkinde. Mutluydum evet. Niye ayrı? Kısmet, fikir ayrılıkları gibi şeyler. Çocuklar sende mi artık, babada mı? Ya çeşitli sebeplerden dolayı babasında, babaannesi bakıyor. Ondan sonra hafta sonları ben de alıyorum. Sohbet ilerliyor ve konu Dilek Hanım'ın ikinci eşine geliyor. Dilek Hanım bundan 6 ay önce yeni eşiyle nikah masasına oturmuş. İkinci eşin ne? O iyi. İyi bir işte. Çocuk. Şu an için düşünmüyoruz. Hiç öyle bir şey yok gündemimizde. Ondan sonra onun ilk evliliği. Onun ilk evliliği, cesaret. İlk evliliği niye? İyi cesaret yani. Mesela ben hiç evlenmemiş olsam evlenmiş bir bayanla düşünürüm yani. Niye evlenmiş ki? Bir bayanla düşünürüm, bilmiyorum. Hani bir de çocuk varsa çocuk sendromu çok farklıdır. Her zaman karşı taraf eşit olmalı. Mesela ben 5 kere evlendim, boşandım. 5 kere mi? 5 kere. Hepsi eşit miydi? He? Hepsi de şartlar eşit miydi yani? Demek ki çok işe yaramadı. Yani işte yaşadığım için. Ama şartlar eşitse 5'inde de. Şimdi 6 ay. 6 ay dediğin çok kısa bir süre. Yok, iyiyiz çok kısa bir süre. Mesela ben o 5 evliliğimden 3 kızım var. Sadece ilk eşimden var. O da 17 yıl sürdü. Mahkeme 3'ünü de bana verdi. Diğerlerinden yok. Diğerlerinden yok, olmadı. Olmadı ama diğer son 2 eşimde ilk eşiydim ben. Yine yani dengesizlik var aslında. İşte dengesizlik var, olmadı. Sonuçta ayrıldım. Peki niye yürümedi hepsi? Yani hepsinin farklı sebepleri mi vardı? Aynı sebep miydi? Hani çok özel değilse eğer. Bak, çok iyi bir babayım. Çok iyi babayım. İşimde de çok iyiyim. Çok güzel. Ama çok romantizm bir adam değilim. Bana hepsi de bundan şikayet ederlerdi. Bir de isimlerini çok karıştırıyordum. Ne? İsimlerini karıştırıyordum. Nasıl yani? Bayağı. Sizin çocuklar nasıl oldu, size verdiler çocukları? Mahkeme genelde anneye veriyor. Sizinkini nasıl verdi? Ben alamadım. Kendim alamadım ben. Şimdi mahkeme neye bakar? Kusurlu tarafa bakar. Kusur. Kim daha iyi bakacak tarafa bakar. Ya da kiminle daha mutlu olur. Ne zaman boşandınız ki siz ilk eşinizden? Hani 2002. Eskiden, yeni daha yani. 2000, yakın tarih. 2002. Eskiden şey varmış. Erkeği anneye, kızı babaya falan gibi bir şeyler yapıyorlarmış. Kanunu pek bilmem evet, ama. Değişti artık. Kanunu pek bilmem ama. 2002 yeni bir tarih yani orada. Artık dediğiniz gibi kusurlu da... Boşanmaya karar verdiğim zaman boşanırım, almak istediğimi de alırım. Ben mesela hiçbir nafaka, hiçbir tazminat, hiçbirini de ödemedim. Nasıl? Hak mı çıktı ödemedin yoksa hak mı çıkmadı? Yani tazminat mahkeme verdi de mi ödemediniz? Yo. Mahkeme mi vermedi yani? Direkt çocuklarla bana verdi. Tamam, o zaman tazminat olmuyor mu? Tamam, anladım. Burada haklılar bakıyor. Hayırlısı olsun, ne diyeceksin işte. Çok soramıyorum onu. Yok, sorabilirsin. Ne vardı ki yani o kadar haklı olmayacak? Şimdi her boşanmada iddialar atılır. Siz herhalde el ele gidip boşanmadınız. Biz el ele, aynen. Öyle mi? Ya el ele derken, hani gittik, ikimiz de istemeyince tek celsede, bir de biz boşandık mı gibi bir şey olduk yani. Tek celsede boşadı biz, o kadar. Tık ya da boşadı bir kadın. Üzülmedin mi ayrıldığında? Yani bir kere salak oluyorsun zaten. Hani zaten onu beklemiyorduk ki biz atar da konuşuruz ederiz falan. Hemen ben boşandık. Ben ilkinde çok üzüldüm. Çok üzüldük tabii canım. Üzülüyor muyuz? İlkinde... Ama kavga dönemlerinde falan da üzülüyoruz. Ben mesela ilkinde ağladım resmen ya. Mahkemede mi? 17 yıl ne mahkemesi? Boşanma diye yalvardım. Aa. tabii. Sen istemiyordun yani. Ben boşanmak istemiyordum ya. 19 yaşında evleniyorsun bir insanla. 38 yaşına kadar birliktesin. Ondan sonra beraber büyüyorsun. Evet. Artık bir alışkanlık oluyor. Evinden bir kedi bile gitse biliyorsun, üzülüyorsun. Yapma, etme, tutma dedik. Acımasız çıktı hatun. Acımadı. Bir de makas izleri vardı değil mi? Makas izleri var. Ben bir bilerek bıraktım makas izlerini. Öyle bir dünya yok. Bence modelimizi satın almış gibi böyle. Modelimizi sus pus yapmış, bırakmış. Modelle anlaşmış gibi modelle değil mi? Modelle anlaşmış gibi. Yani iş birliği var sanki. Gayet rahat. Bir de önemli olan modelinde değil ama. Senin yani dediğin yani. Olarak, bu tam burada... yılbaşı geliyor. Biraz değişik konseptler yapmak lazım. Hepimiz renkte ne düşünüyorsun? Renkte ne olur? Ben renkte de kesimdeki gibi hüsrana uğrayacağımızı düşünüyorum. Yılbaşı konsepti olur mu? Bir şeyler bekliyor musunuz? Sürpriz bir şeyler. Beklemiyorum. Cumhur Bey sohbet esnasında albüm yaptığından bahsedince... Modeli Dilek Hanım, Audrey Meydan diyor. Senin de bir ses rengini görelim bakalım hadi. Sen baya öyle dedin bana. Öyle yapalım, böyle yapalım. Biz de hadi sen kendin anlattın. Hadi ne olacak? Dur hangi şarkıyı? Şöyle bir burcayla.
Ya bak benim elimin altında elimde mikrofon. Onun arkamda orkestram olmadığı sürece ya ona gerek yok. Şimdi bana bir fırça uzatır mısınız? Ben de gülermişim. Bak şuna şöyle. Bak. Ha. Buna böyle mikrofon gibi farz et. Hadi. Tamam. Ha, o repan var hep. Yapma bunu bana, yapma. Ya ne yapasın anlat. Ne sensiz gecelerin şahididir ay. Kokunu duymazsam uykular sanma kolay. Sen yanımdayken her yer kolay. Tamam. Rap değil ama bu. Neyse artık ne diyeyim ben sana. Merak ettim ondan. Ama albüm mü var sende? Albüm var. Onu ben merak ettim. Veririm sana bir tane. Satışta değil mi? Alabilirim satışta, de. Satışta. Geliri de bağışlanacaktı herhalde. Onun evet. Kitabın mı? Ne güzel. Albümün var. Değil kitabın. Ha. Albüm senin. Keyifli bir sohbet eşliğinde kaynaklar takılıyor. Sıra renklendirmeye geliyor. Şimdi boyaya karışmıyorsun. Tamam. Söz verdiğim gibi siyah yapmayacağım. Tamam mı? Bu birazcık oynayacağım. Tamam. Anlaştık. Tamam, ben çok mutlu oldum. Tamam. Cumhur arkadaşımız renklendirme konusunda net bir şey söylemedi. Sadece sürpriz dedi. Ben o sürprize inanmıyorum. Dedi ki ben saçı siyaha boyayacağım. Saçı siyaha 5 yaşındaki çocukla boyar. Yani dedi ki bakır yapacağım. Tamam, bakır yap. Hangi bakır yapacaksın? Mor demedik ya, mor konsepte yoktu ki. Ama bir dakika karışmayacağım dedim. Geri dönüşümü olacak dedim. Mor değil herhalde. Ben de sana sürpriz mavi yaptım. Mavi de değildir. Ha? Ne renk o? Boyayı sürdüm. Mor renkteki boya tüm saça sürülüyor. Saç yıkandığında ortaya nasıl bir renk çıkacak çok merak ediyoruz doğrusu. Misafirlerimiz, yani jürilerimiz tekrar gelecekler bakalım. Baksınlar bakalım da. Merak ediyorum ne diyecekler. Ay. O olmadı, bu olmadı. Öyle kesmedim, böyle kesmedim. Al sana kesmedim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Buyurun. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Kadir, iyi misin? İyiyim, şokta gibi görüyorum seni. Saçta değişiklik yapmışsınız. Beni şaşırttınız. Gerçekten. Yaptığınız benim. İşi siz de mi beğenmediniz? Neyi? Kestiğiniz saçı. Onun için mi uzatmak istediniz? Hayır. Uzun saç istiyorum plan diye. Plan buydu zaten. Plan yok. Yani ben bunu istedim yoktu. Yani. Ben sürpriz yaptım. Yani sürpriz bir anlaşma yaptım. Var gibi aranızda ama. Anlaşma yok. Tamamıyla izlersiniz. Yani. Tamamıyla hiçbir anlaşma yok. Beni şaşırttınız. Yani gerçekten. Buyurun. Kaynak mı taktınız saça? Evet. Buyurun. Ay. Cumhur arkadaşımızın kaynak takmasını evet bekliyordum. Çünkü kesimde biz köşeye sıkıştırdık kendisini. Bazı kesimde teknik hatalar vardı. Yani kaynak takmasının nedeni kendini kurtarmak için. Çünkü saç kesimi çok kötüydü. Başka türlü o saç toparlanmazdı. Kaynağı takmış saçı bir nebze kurtarırım diye düşünmüş. Ama renk çalışmasını beğenmedim. Dipleri koyuydu. Onlar alacak mı rengi? Alacak tabii. Ne renk boyadınız? Sence? Yani koyu kızıl gibi duruyor. Şarap kızılı diyebiliriz. Bir saça sıyırır mısınız? İrlanda kızılı yapmışız. Beni dinlemişsiniz. Demek ki tesir etmiş laflarınız. Çok ukalasın. Çok ukalasın. Ama benim dediğime gelmiş. Hayır, yani. Güzel bir ama şey. Bak bu adamda neyi çözdüm biliyor musunuz? Bu adam güzel bir şey çıktığında beni dinlemişsiniz, beni yapmışsınız falan da falan. Ama şurayı boyamamışsınız. Burası herhalde şey. Şuralarda küstaşlar var. Onlar herhalde şey olacak değil mi? Buyurun. Kapanacak yine sonra görünmeli. Evet. Şurada da var kulak arkasından. Bir de çok temiz çalışmışsınız. Çok da harbiden başarılar. Çok teşekkür ederim. Ya bu renk beni takmin etmeyecek tabii. Çünkü benim dediğimi yaptı. Kendi fikri yok. Modelin dediğini yaptı. Kendi bilgisinden hiçbir şey yok. Kaynağı da zaten bence model söylediği için taktı bence. Kendi düşündüğünü zannetmiyorum çünkü kesimi yaptığında iş bitmiş demişti. Kaynak takacağını da söylemedi. Şunu öğrenmek istiyorum. Madem saç takacaktınız, neden kestiniz? Neden saçı tekrar uzattınız? Ha. O zaman ne yapacaktınız biliyor musunuz? Sen kesim yapmadın ki, bize bir şey göstermedin ki kesimde. Biz ne yapalım cümlesini olumsuz da olsa kesimde bir yorum yaptınız mı? Yaptınız. Evet, yapıldı. Biz şimdi bir programda mıyız? Evet, programdayız. Bu programda her şey yapılabilir. Tabii. Kesim de yapılabilir, tabii, uzatma da yapılabilir. Ben kesimimi de yaptım, uzatmamı da yaptım.
Kaynağımı da yaptım. Cumhur Bey bir şey diyeceğim. Boyamı da yaptım. Şu saç şimdi yıpranmış olduğu için bu saçla bu saç aynı renk olacak mı? Farklı olmayacak. Olmak zorunda. Olmak zorunda. Evet. Nereden biliyorsunuz olmak zorunda? Çünkü sizin dediğiniz gibi olacak. Nasıl olacak? Hangi renk olacak? Bu renk hangi renk? Bana açıklar mısınız? Şimdi bunun dipleri mesela açılmamış. Koyu kalmış. Diplerini koyu bıraktım. Niye? Dipleriyle oynamadım. Neden? Oynamadım. Orası Paris'te mi yapılıyor? Oynamadım. Ama neden yani? Dibi farklı, ucu farklı mı olacak yani? Sen çıkışa bakar mısın? Hayır, ben şimdi görmek istiyorum yani. Al bak. Şimdi gör. Saçı bir sıyırır mısın? Uçları ölmüş bir saç. O rengi alacak mı? Kaynak şimdi doğal bir saç. O rengi evet. Alır. Bu alacak mı? Alacak. Şimdi bu hangi renk? Sence? Yok, size soruyorum. Aa, siz anlamıyor musunuz? Jürisizsiniz beyefendi. Siz anlamıyor musunuz renkte? Hayır. Yaptığınız ben sıyıracağım. Ben sıyıracağım, sen söyleyeceksin. Tamam, siz söyleyin, ben anlamıyorum. Siz söyleyin, ben anlamıyorsan niye bu programa katıldın kardeşim? Söyler misiniz? Anlamadığın için niye? Yaptığınız rengi de bilmiyorsunuz. Benden öğrenmek sence, istiyorum. Bence sen bu yarışmaya katılarak... Bir şey söyleyeyim mi? Şu rengi hem şov yapıyorsun. Ya ben niye söyleyeyim kardeşim? Ben sıktığım boyalarımı biliyorum. Bir de burada amaç zaten senin yaptığını öğrenmek değil mi bizim şeyimiz? Ben burada öğretmenlik yapmıyorum, yarışıyorum beyefendi. Yarışıyorsun, bize açıklamanız olmalı. Kendinize gelin, ben yarışıyorum, yarışıyorum. Ama sen bakacaksın, yani. Sen jüri değil misin? Sen her şeyi çok iyi bilmiyor musun? Buyur, sen bu saçın rengini bana söyle. Biraz önce söyledin. İşte İrlanda kızılı dedin, işte benim dediğim olmuş dedin. Çekildin, şimdi bana soruyorsun. Bu ne lahana, bu ne turşu abicim, karar ver. Uçları tamam, evet. Biz istediğiniz renk olmamış ama dibi koyu, uçları olmamış. Buraları boyayı simsiyah şu duruyor. Anda... Bak, ama simsiyah duruyor. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen çok biliyorsun ya Kadir. Şu an anlaşılmaz ama yıkayın. Kadir, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen o kadar çok iyi biliyorsun ki... Evet. Daha siz geldiğinizde ben boyayı sürüyordum. Saniyede mi açar dibine? Bir boyanın da bir etkisi vardır, evet. Değil mi? Şu an boya yeni mi bitti? Sürme işlemi. Ya sürmeydi. Daha biter bitmez siz girdiniz. Daha önleri sürüyordum, siz geldiniz. Söyleyeyim. Ben dibini sürdükten sonra 20 dakika bekliyorum. Ondan sonra ucuna sürüyorum. Çünkü dibinde baş derisi ısı olduğu için 20 dakika sonra boya alıyor. Çok iyi bildiğiniz. Hayır, gerçekten normali de odur yani. 20 dakika dipler, 20 dakika bekler. Sonra evet. Uçlara geçer. Yoksa uçlar kararma yapar, koyu çıkar, dipleri açık çıkar. Bu hep böyledir. Sen çıktıktan sonra yorumunu yapsın. Hayır, ama dibi zaten koyu duruyor. Beni yanıltmayacaksın, dibi koyu çıkacak zaten. Çıksın. Dibinin koyu olması hiçbir zaman hiçbir saçta saki durmaz. Değil mi? Siyah ama yani. Saki durmaz. Yani. Bakın. Koyu ama. Saç yansımalarına bir bakalım. Bakın, benim saçımı görüyorsunuz. Dibi koyudan siyah olacağım. Mı? Ne kadar kötü duruyor mesela? Nasıl? Ben o şekilde mesela, yaptırıyorum. Ben o şekilde ama. Yaptırıyorum. Ben dipten yaptırmam. Ben öyle sevmiyorum. Tarz değil bana göre o. O zaman bana sen tarz, kendi gününde kendi gününde onu yaparsın. Bana göre. Hanımefendinin en dibiyle, en ucundaki yarım ton farkı görüyor musunuz? Ya biz ben görüyorum. Şu an burası modeliniz. Bir dakika. Benim koyudan açığa gelebilir saç. Bunu siz çok iyi biliyorsunuz. Tamam ama bu kadar koyu olmaz. Bir geçiş olur ama. Siyahtan mora geçmez. Ama açıktan koyuya inmez değil mi? İnmez ama saki durur. Siyahtan da koyu. Tamam, aldım cevabımı. Cevabımı aldım, yorumlarınızı aldım. Teşekkür ederim. Ne yorum aldınız ki? Ben onu abi yorum yapmadım. Yaptınız ki. Hayır, yapmadım. Sen saçı boyadın, bir saat daha görmedik daha zaten. Yıkanacak, edecek, bakalım renk tonları farkı var mı? Islakken sen bu yorumu şimdi, yapıyorsan zaten kuruyken böyle, ne yaparsın? Şimdi böyleyken zaten bu saçı tam anlayamazsın. Kimse anlayamaz ya, yani. Ya bir şey soracağım. Sen çelişkili misin? Yok. Hayatın çelişkili. Bence siz çelişkili. Saçı kısalttınız, sonra çelişki. Kaynak yaptınız. Çelişki sizde bence. Ben bir programdayım güzel kardeşim. Ama hayır. Ben keserim de kaynağımı da yaparım. Kaynak yapacaksan niye keserim? Sen... Yani, niye bize orada pardon. Kendini o kadar eleştiri aldın o zaman? İstediğim için. Ha, hoşuna gidiyor yani. Evet. Ezilmek yani. Aa, sen beni ezemezsin. Ya, tamam. Sen Murat beni... Bak, yo, sen beni ezemezsin, tamam mı? Yok, ben... Haddini bileceksin burada. Biz burada birbirimizi ezmeye gelmedik, biz burada birbirimize yarışmaya geldik. Sen bazen ağzının, yani dilinin ayarı yok, dikkat et. Kemiksiz değil ama normal. Kemiksiz. Yani. Her şeye ya. Dönmesin o değil, kopar bir gün. İnşallah. Koparacak delikanlı çıkmadı daha ama. Dikkat et. İnşallah. Dikkat et, bu ben olmayayım. Ya kendisi şovmen olduğu için şov yapıyor yani. Buraya şova gelmiş zaten. Şeye gelmemiş yani, saç yapmaya gelmemiş. Şova gelmiş yani. İşi gücü şov yapmak. Çıkın, edin. Çünkü başka türlü biz eleştiri yaptım. Eleştiriye açık biri değil. Çünkü eleştiriyi kaldıramıyor. Kendini daha zaten geliştirememiş bence meslek olarak da. Kadir arkadaşım doğru söylediği için işine gelmiyor. Çünkü Kadir arkadaşım doğruları söylüyor. Kendisi beceremediği işi Kadir arkadaşım yüzüne vurduğundan dolayı ve bu ondan rahatsızlık duyuyor. Hadi bakalım. Bundan sonra da kırmızı halıda görsünler bizi. Kırmızı halıya gidelim. Saç hazır. Kıyafetlere ve ayakkabıya geldi sıra. Kırmızı halıya yakışır bir kıyafet olacak ve yılbaşı konseptine yakışır bir kıyafet olması gerekiyor. Ha, bu çok abiye. Ben siyahı çok seviyorum. Siyah olabilir. Bir de ışıltılı, evet, evet. Işıltılı dedim ve ışıltılı bir renk. Evet.
Takı, bunu kullanırsak takıya gerek yok. Ama bunu kullanırsak takıya gerek var. Boyun çok boş kalacak. O yüzden boyun için bunu düşünebilirim. Bileklik, her iki kostüme de gidebilecek bir bileklik. Ayakkabı seçimine bakalım. Ayakkabı zıt renk olmasını istiyorum. Zıt renk bu olabilir. Bir de siyah. Bu favorim zaten. Bu favorim. Bunu ilk gördüğümde alacağım dedim. Evet, mankenim hazır. Kıyafetler hazır. Kırmızı halıda yakışır bir şekilde yürüyeceğine inanıyorum. 3, 2, 1. 35 senesini vermiş bu usta. Böyle bir işlemi 3 saatte değil, 1,5 saatte de çıkartabilir. Bizden büyük ama modelimiz sadece bizim üstadımızı avucun içerisine almış. Doğruları söyleyeni 9 köyden kovarlarmış. Ben de doğruları söylediğim için tabii ki istemeyen biri oluyorum. Evet, geldik yine yeni bir haftanın ilk final aşamasına. Bugün haftanın ilk yarışmacısı Cumhur Bey ile birlikte yarıştık. Bildiğiniz gibi bu hafta 2014'ün son haftası. Yani artık 2014'ün son saçlarını göreceğiz. Ben de merak ediyorum. Cumhur Bey, 5'ten geriye doğru sayıyorum. Nihayetinde bir emek verdiniz, emek harcadınız. Ama ben bugünkü yaptığınız saçtan memnun kalmadım. Kesinlikle. Dışarıdan iki kutu boya alsaydı bayan da aynı rengi tutturabilirdi. Nihayetinde hazır bir saçtı. Kızıla yakındı. Yani kızılın üstüne boyadığında aynı tonu tutturabilirdi. 35 senelik meslek hayatınızda sizden çok daha farklı bir performans bekliyordum. Yine de emek harcadınız. Elinize sağlık diyorum. Saç çok abartılıydı. Kesinlikle yılbaşına geceye uygun bir saç değildi. Az solist gibiydi. Yani nişan saçı gibiydi. Fantazi bir saçtı. Yani yıpranmış bir saçı olabileceği kadar iyi yapmaya çalıştı. Ama bana göre saç geldiğinde zaten kızıl bir tondu. Koyu kızıla boyamış. Bir de çok frapan bir saç olmuş. Yani biraz solist gibi. Yani bence yılbaşı konseptine çok şey değil. Biraz daha böyle mütevazı olabilirdi bence. Mütevazı. Cevap hakkımı kullanıyorum. Ondan sonra pardon bir saniye. Ve maşalı yaptığı için kesinlikle hata gözükmüyor. Maşalı saçta, kıvırcık saçta hiçbir zaman hata belli olmaz. Kaynaklar da gözükmez. Ve zaten hanımefendi geldiğinde saç modeli zaten buna çok yakındı. Model de aynıydı, kesim de yok. Sadece Cumhur Bey'in yaptığı güzel bir kaynak yaptı. Kaynak da toparladı biraz ama bana sorarsanız çok ağımlı şanlı bir şey yok. Ben bu saçta zaten abartı görmüyorum çünkü göreceli bir kavram. Hani herkes bunu kullanamayabilir. Bazısı da abartı ya da solist gibi geliyor olabilir ama ben eğlenmeye giderken, dans etmeye falan bu şekilde giderdim yılbaşında yeni yılı kutlamak için böyle yani. Ben bunu kullanırdım, çok abartı bulmadım. Hanımefendinin bize geldiği saç rengi buydu. Bunun yıpranmışıydı. Bu saçı nasıl ben bakıra çevirebilirim? Ben sihirbaz olmam gerekiyor veya 50 yıllık kuaför de olsam, 150 yıllık kuaför de olsam bu yanmamış, bunu al bakıra çevir. Ama yanmış bir saçı bakıra çeviremezsin. Sihirbaz da olsan çeviremezsin. 50 yıllık da 150 yıllık Alexandra bir daha çeviremez arkadaşım burada. Ama şöyle yani söyleyeyim. Biraz saçı kanyak bir şey konuşursak bu beni mutlu eder. Saça kanyak takacaktınız. Daha da kısaltıp o yanık olan kısımlarını alıp açabilirdiniz. Kaynak çok fazla alamazdım. Çok fazla alamazdım. Çünkü o zaman kaynaklar olduğu gibi görünürdü. Sizin bir eleştirinize ben saygı duydum. Siz çıktıktan sonra boyada bittikten sonra dediniz ki şuradan gözükür, buradan gözükür. Sizin nereden şuradan gözükür, buradan gözükür dediğiniz bütün saçları da çıkardım. Çıkarmadım mı? Evet. Dedim arkadaşlarım bunu beğenmemiş. Cumhur Bey kıvırcık yapmışsınız, kamuflaj etmişsiniz saçı. Ama pardon ben yılbaşı yani saçı taradım. Sen bu saçı görmen için düz saç mı yapacaktın? Şimdi şöyle bir şey var. Bu hafta şuna hazırlıklı olun. Bir toplamalar olacak. Belki de kaynak yapmış, kaynak olacak. Yani bir sürü çeşit şey olacak bu hafta. Dolayısıyla bu hafta bana yılbaşı haftası dediler. Yani yılbaşı hani konsepti dediler. Toplanabilir. Buna hazırlıklı olmak lazım. O yüzden eleştiriyi tabii ki yapın. Hani yapmayın demiyoruz. Ama hani birazcık daha mantıklı ve şey olsun. Eleştiri altın doldursun. Yani ben diyorum saç inanın şu şekilde kuruyken bile şu şekilde kopan bir saça ben en düşük volümle de girsem o saçtan bu kadar gidecekti. Evet. Orada onun ustalığı yok.
Model ne istiyorsa onu yaptı. Ama onun zevki önemli değil mi? Başkası mı geldi yaptı? Hayır ama onu zaten bir şey söyleyeyim mi? Normalde saçı koyuya boyadı. Bir şey yok. Hani ya, açma yok. Yorucu bir işlem yok. Kolay bir işlem. Bile... Saçı koyuya boyadı. Kaynatarttı. Maşaladı. Topladı. Çok frapan bence de. Ben tamam. Bir soru sorabilir miyim? Tamam. Ben bir soru sormak tabii, istiyorum. Tabii çok kısa olsun. Şu saçı yaklaştırdığımız zaman. Ama yaklaştırdığımız saç değil ama o kaynak bu saç. Göreceksiniz. Replerde göreceksiniz. Birebir böyle tuttum. Hayır. Ben birebir böyle tuttum. Hayır. Bak ben birebir böyle tuttum. Orada otururken kendi saçımda buradan şarkıyordu. Hatta baktık. Aa bu nasıl olmuş? Aa aynı renk. Aa yaptık böyle. Birebir aynı renk. Siz zaten anlaşmışsınız ama Cumhurbaşkanı. Biz anlaştık. Yani. Biz çok anlaştık zaten ondan. Yıldızınız toplaştığı için. Artık ben size bir şey daha söylemek istiyorum. Kadir'cim. Şu anda yarışmacıdayız. İnşallah. Hem yorum yapıyorsun hem bir ağırlığın olacak. Rica etsem elini cebinden çıkartarak daha saygılı bir şekilde hitap edersen ben daha çok sevinirim. Ama ben saygısızlık olarak elimi cebime koymadım yani. Yanlış. Bence elinizi cebinize koymanız. Ama ilk başta siz de elinizi cebinize koydunuz. Hayır, sonra şu şekildeydim ben. Ama sonuçta siz ben de koydunuz. Ben şu şekildeydim. Yani. Olabilir yani. Sonra unutkanlık olabilir. İnsan da unutabilir ama yani. Zaten özür diledim az önce. Estağfurullah. Buyurun. Ben aslında işe bilen birisi olduğum için doğruları söyleyeni 9 köyden kovarlarmış. Ben de doğruları söylediğim için tabii ki istenmeyen biri oluyorum yani. Sahne saçımı hazırladınız. Cevap veriyorum. Defalarca hatırlatıyoruz. Siz anlamıyorsanız o zaman sorun sizde. Anlama kıtlığı var bende zaten. Yılbaşında insanlar allı pullu giyinebilir. İnsanlar saçlarını daha abartı, daha abiyeler ve bana bıraksalardı aksesuarlarım hazır olsaydı ben daha abiye şov saçları yapardım. Yılbaşından bahsediyoruz. Yılbaşı gecesi herkesin özel bir günüdür. İstediği kıyafeti giyer, istediği saçı toplatır, istediği saçla da gider. Anladım. Sabah mankenimize karşılaştığımız zaman, yani modelimize karşılaştığımız zaman modelimiz zaten normalinde kestirmeyi istemiyor. Tamam, burada hemfikiriz. Modelimiz biraz zorlamak istedi. Burada da hemfikiriz. Yalnız biz buraya modelimizi getirdikten sonra ne yapacaksın dedik? Bir şeyler yapacağım. Tamam, bir şeyler yap. Eyvallah, bir şeyler yapmanı bekliyoruz zaten. Bir değişim olması lazım burada. Benim anlamadığım bir nokta var. Saçı kesiyorsun. Neden sonradan kaynak takıyorsun? Ben demin ki replerimde de şunu da söyledim. Mankenimiz, modelimiz, özür diliyorum tekrardan. Kuaför, meslektaş, abimiz diyeyim, yaşça bizden ustamız diyeyim, üstadımız diyeyim, bizden büyük ama modelimiz sadece bizim üstadımızı avucun içerisine almış. Özür diliyorum, herkesten özür diliyorum. Peki. Bizim, lütfen, bizim buradaki sergileyeceğimiz performans, biz kendi bildiğimizi okumayacağız. Tabii ki müşterinin de yani modelimizin de istediği önemli ama bizim buradaki yapacağımız performansı sergileyeceğimiz, biz kendi bildiğimizi yapmak zorundayız. Anladınız mı? Şimdi ben bunu anlayamadım. Saçı kesiyoruz. Saça sonradan kaynak takıyoruz. Saçı kısalttık. Saçı neden uzatıyoruz? Bu bir. İkincisi, dendi ki siyaha mı boyayayım, bakıra mı boyayayım? Ben demin de dedim, siyahı 5 yaşındaki çocuk da boyar. Hiç sıkıntı değil. Sıkar kafaya, bir fiksiyon yapar, onu kapatır. Kadir Bey'in tutarsız eleştirilerinden rahatsız oldum. Ve Kadir Bey'in o tutarsız eleştirilerinin arkasından Umut Bey'in de onu desteklercesine aynı eleştiriyi, aynı yorumları yapmasından sıkıldım. Çünkü sonuçta Kadir bunu yapıyor. Kadir hatasını yapıyor zaten. Çünkü bir söylediğiyle bir söylediği birbirine tutmuyor. Bir tesatlık yaşıyor. Arkadaşını da bu girdaba sokuyor. Yani tamam, Kadir Bey'in eleştirisi ve yorumu dışında yorum yapabilirdi Umut da. Ben Cumhur Bey'i aslında çok fazla eleştirmeyeceğim. Neden eleştirmeyeceğim? Kesimde hatalar vardı zaten. Onu hiç tartışmaya da gerek yok. Arkadaşlar da zaten söylediler. Kaynak yaparak beni şaşırttı. Ben onu söyledim zaten. Ama kaynağı boyayarak rengini koyultması beni şaşırttı. Yani kaynak çok güzel. Renk çok güzeldi. Aslında renkte sadece hani ufak ışık oynamaları yapsaydım belki daha güzel olurdu. O zaman daha çok eleştiri alırdım. Çünkü yok ama yeni yıl konsepti olduğu için ben biraz daha ışıltı görmek istedim. Yani belki o benim fikrim. Hani ben kendime göre daha ışıltı verdim renge. Yani saç renginin düz olması beni şaşırttı. Bir de zaten röportajlarda da söyledim. Dedim ki saç dalgalı olacak, topuz olacak. Benim dediğimin aynısı olmuş. O kadar. Yani abartı değil aslında da
çok kadınsı geldi. Güzel bir tokuz olabilirdi. Yani daha tepede toplayıp biraz daha dolgunlaştırabilirdi saçı. Hani biz bunu beğeniyor muyuz? Hataları ne, doğruları ne? Şimdi sizden gerçek yorumlar alacağız, puanlama odasını alacağız. Puanlamadan önce arkadaşlarıma ufak bir hediye mi olacak? Tabii ki, buyurun. Siz bu arada konuşabilirsiniz. Tabii. Biz şimdi sizden dediğim gibi yıldızları alacağız. Çok merak ediyoruz. O kadar çok sevdiler ki hem dinlerler hem okurlar. Teşekkür ederim. Rica ederim. Okudukça dinlediği için sizi hatırlayacağım. Ay çok teşekkür ederim. İlk kez bir kuaför beni unutmadı. Hep böyle genelde başkaları ne diyorlar? Bana hiç almıyorlar. Çok teşekkür ederiz. Çok naziksiniz. Bu da bir ilk olmuş oldu. Ay hakikaten çok Cuma merak ediyorum. Cuma Bey'e bize kapak yapmışsınız burada da yani. Kapak olsun anlamadım. Bilemem artık nasıl yorumlarsınız. Evet. Arkadaşlar şimdi Cumhur Bey'in sizlerden haftanın bu ilk gününde kaç yıldız alacağını çok merak ediyoruz. Bakalım bu küçük sürprizi yıldızları etkileyecek mi? Şimdi sizi puanlama odasına alalım. Teşekkür ederiz. Cumhur Bey, rakipleriniz oldukça konuşmayı seven rakipler çıktı. Siz son olarak ne söylemek istersiniz? Bana söyleyeceğim hepsinin yüzüne söyledim. Cevabını verdim. Yani bir defa doğru eleştiri değil, tesat bir eleştiri. Yani hem eleştiriyorlar hem beğeniyorlar. Şimdi buradaki ben tesatlığı anlayamadım. Evet. Bakalım haftanın bu ilk gününde Cumhur Bey rakiplerinden kaç yıldız olacak? Hep birlikte izliyoruz. Cumhur Bey modelin etkisinde kaldığı için benim yıldızım 2. Cumhur Bey beklentilerimi karşılayamadı.